büyü metropol. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomi bitmiş bana sorarsan. Yani ben yurt dışından geliyorum zaten, belli zaten. Biz geziyoruz, dolaşıyoruz, bize göre hiçbir şey yok. Ama yaşlı. Ya buradaki insanlar için çok zor ya. Zor geziyoruz mesela, her sene geliyoruz, görüyoruz, fiyatları da görüyoruz. Adam asgari ücreti çıkarıyor, arkasına fiyatlar da çıkıyor. Ya bana göre hiçbir şey yok. Ben herkese de söylüyorum zaten bunu. Bana dokunmuyor ama buradaki insanlar için çok zor. Herkes diyor kafe dolu, oralar dolu, buralar dolu diyor ama yani dolu olsa ne olacak ki? Adam bir bardak çay içiyor. Şimdi ülke ekonomisi de çayla kahveyle ölçülmüyor. Bir ev alıyorsun, 2 milyondan aşağı ev yok. Mesela adam bunu alamıyor. Kira desen 4-5 milyardan aşağı kira yok. Yani burada yaşamadığım için tam da bilemiyorum ama duyduğumuzu gördüğümüzü söylüyoruz. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri gitgide kötü oluyor. Bir de öyle bir şey var. Düğünler bile azalmış mesela bizim oturduğumuz belki Fevzi Çakmak'ta oturuyorum ben. Orada şimdi isim vermeyeyim, bir düğün salonu var. Orada bile işler bile düşmüş yani. Normalde her gün dışarı çıkardık, düğün olurdu. Havai fişekleri atılırdı, her gün bakardık. Şimdi öyle bir şey yok. Sadece hafta sonları düğün oluyor. Talas'a doğru gittim. Orada normalde hep dolu oluyor, cıvıl cıvıl oluyor. Orada da hiçbir şey kalmamış. Sırf yurt dışından gelenler işte. Bozduruyor, harcıyor. Adama göre ne var ki? Geliyor, 1 eurosu 30 lira yapıyor. Ha ben de öyle gidiyorum, bir 100 euro bozduruyorum, istediğim gibi geziyorum. Bana göre hiçbir şey yok. Adam diyor ki, ya diyor karnım doysun yeter diyor. Ya tamam doysun da ama sen arabaya binmeyeceksin mi? Evlenmeyeceksin mi? Evini düzmeyeceksin mi? Adam evleniyor, çocuk yapmak için düşünüyor. Geçindirebilir miyim diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ben geliyorum, dolduruyorum cebime parayı. Bozduruyorum da istediğim gibi harcıyorum. Bana dokunmuyor bak, ben kendim bir şey yapmıyorum ama buradakiler için zor. Zor, ne diyeyim? Diyecek bir şey de yok. Teşekkür ederiz. Vallahi bilmiyorum ki ya, şu an iyi gibi duruyor ama yine de gelen zamlardan sonra durmadan kötüye gidiyor yani. Peki Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kayseri, ben normalde Sarızlıyım ama burada şeyde yaşıyorum, Yenidoğan'da, Kocasinan. Peki bulunduğunuz bölgedeki faaliyetlerden memnun musunuz? Vallahi faaliyetler bizim orada Sarız'da güzel yani. Belediye çalışıyor yani. Peki yeni bir şeyler görmek ister misiniz faaliyet olarak? Kendi ilçemizde mi, merkezde mi, Kayseri'de mi? İkisi de. Vallahi Kayseri'de zaten her şey yerli yerinde, daha da güzel şeyler olursa iyi olur. İlçede de çalışmalar devam ediyor hala. Yolda olsun, diğer milli parklar falan olsun. Güzel, hatta doğalgaz bile gelecekmiş galiba benim bildiğim kadarıyla. Peki teşekkür. Kana ne düşünüyorsunuz? İyi şeyler düşünmüyorum. Yani günden güne kötüye gidiyor. Faizleri arttırdılar. Ama hala bir fiyat yükselmesi var. Nereye gidecek bilmiyorum yani. Önümüzü göremiyoruz. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi merkez. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Yani bizim orada güzel çalışıyorlar. Peki ne gibi faaliyetler görmek istersiniz? Görmek istediğiniz bir faaliyet var mı? Yani akşamları çok tekin olmuyor artık. Genel olarak Kayseri aslında böyle. Bunun için hem belediyenin hem valiliğin bir önlem olmasını isteriz halk olarak. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi abi günlük cebimizde 5 lira koyacak halimiz yok. O kadar bir hani kötü hale geldik ki. Hani bir gençte 50 TL para bulamazsın abi. Öyle bittik yani ya. Bu ülkede mi böyle devam ederse bu gençler ortalığa çıkıp yağma ve daha fazla kötü şeyleri olacak abi. Hani bunun çözümünü biz Z kuşağı olarak bilmiyoruz ama gidiş halimizin hiç iyi olmadığını onu daha iyi biliyoruz. Bir gencin cebindeki 50 lira 5 lira olmuş. 100 lira 10 TL olmuş abi. O kino hani öyle bitmiş ki yani diyecek bir söz kalmamış. Son çaremiz hani biz sesimizi duyuramayız onu biliyorum ama belki son bir çaremiz ekonomik olarak düzenlemeye çalışırız Türkiye olarak. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşıyorum ben. Günlük cebimde 50 TL para var. 50 TL'm 5 TL'm etmiyor. Şu anki yani 100 TL bir 10 TL olmuş. Geçim denen hiçbir şey yok. Evde 4 kişiyiz. 4 kişiyiz. 2 de büyük aile. Askeri ücret alıyoruz. Eve ekmek yerine bir parça yarım ekmek ile geldiğimiz gün oluyor yani. Bazen ekmek alamıyoruz. Bazen yediğimizden içtiğimizden kesiyoruz. Öyle bir ekonomi olarak bitmiş durumdayız. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Ve neler görmek istersiniz? Melikgazi Belediyesi'nden çalışmaları güzel ama
bizleri daha iyi anlayış göstermeleri ve bizleri daha iyi dinlemesini daha çok tercih ederiz yani. Ama hani halkını ve insanını fazla dinlemiyor. Ve bu çözüm sorunu değil yani bence. Melik Gazi'de ne eksik peki? Melik Gazi'de eksik olan yapım, düzen, proje yapıyorlar. Yapacak diye dedikleri şeyinin bir gün sonrasına yaptıkları şeyin hiçbir şeyin bir anlamı yok yani. Yapamıyorlar. Yapıp deyip de bizleri sadece kandırıyorlar yani. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla biz yurt dışından geliyoruz. Şu anda bir şey düşünmüyoruz. Bizim için güzel. Ama ülkeyi bilmiyorum. Burada yaşayanlar için bir şey diyemem. Kayseri'yi nasıl buldunuz? O süper. Kendi memleketim. Güzel. Sizce Kayseri'de ne eksik? Samimi söyleyeyim mi? İnsanların birbirine karşı saygısı ve sevgisi eksik. Ya ben burada doğdum, büyüdüm. Kendi büyüdüğüm memleketim. Önce daha saygılıydık. Daha birbirimize, özellikle bayanlara daha saygılıydık. Maalesef onu kaybettik diye düşünüyorum ben. Ne düşünüyorsunuz? Abi ben gurbetçiyim. Ne diyeyim? Hangi ülkeden geldiniz? Almanya'dan geldim abi. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri'yi abi, anneannem zaten burada yaşıyor. 30 senedir. Güzel ülke. Güzel şehir. Şapkadan da görüleceği üzere Beşiktaş'tayız. 2023-24 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyon olabileceğine inanıyor musun? Ya şu an kanat rotasyonunda sıkıntılar var büyük şekilde. Gezal'ın sakatlığı nedeniyle zaten geçen sene hiç oynayamadı. Kanat rotasyonuna biraz transfer lazım. Onun dışında yerli oyuncularımızın biraz durumu iyi değil. Umut Meraş'ın da olduğu gibi. Yeni gelen transferlerden Emre Can'ı ben beğenmiyorum açıkçası. Yani Süper Lig seviyesinde bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Sonuçta amatör ligden, yani düşük ligden bir oyuncu. Daha çok dünya yıldızlarına talep olmasını istiyorum. Zaten Fener'den de çalım yedik yakın zamanda. O da kötü oldu bizim için. Tadiç gibi bir oyuncuyu onlara kaptırmamız büyük bizi zora soktu. Ya Galatasaray, Fenerbahçe bu kadar iyi transferler yaparken yani Beşiktaş'ın diğer oyunculara böyle yönelmesi cidden Beşiktaş sayfasının canını sıkıyor. Yani daha çok dünya yıldızı istiyoruz. Sadece bu yani. Takımın gelişmesini istiyoruz. Peki Beşiktaş hangi bölgelere transfer yapmalı? Ya bana göre Beşiktaş'ın en önemli şeyi sağ kanat şu anlık. Çünkü Gezal dediğim gibi eski formunu tutmayacak gibime geliyor benim. Zaten bazı Beşiktaş taraftarlarının da aynı durumu. Onun için şu anda en önemli olan şey sağ kanat bence transfer anlamında. Ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ülke ekonomisi hakkında çok vahim yani, çok kötü yere doğru gidiyor. Yani, tabiri caizse uçurumdan aşağı doğru yuvarlanıyoruz, bakalım ne olacak sonumuz. Kayseri'de mi yaşıyorsunuz? Evet, Kayseri'de yaşıyorum. Hangi ilçesinde? Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Evet, memnunum. Mesela bir sıkıntı olduğu zaman arıyoruz, kısa sürede geri dönüş yapılıyor. Yapılması istediğiniz bir şey var mı? Ekonomi anlamında mı yoksa belediye? Biraz daha park ve bahçelere özen gösterilirse, sokak hayvanlarına. Çünkü çok başıboş köpek var, kedi var. Çok sıkıntı çekiyorlar. Hatta biz geçen gün kedinin bir tanesi yolda hasta ölüyormuş. Belediye aradık, geldi götürdüler yani. O konuda biraz daha hassas davranılırsa iyi olur. Rica ederim.